Evet, tekrar İzmir'deyiz. İzmir'de Eşrefpaşa semtinde Eşrefpaşa Parkı olarak adlandırılan, eskilerde de ise Cici Park olarak isimlendirilen bir park var. Büyük, geniş bir park. Yukarı doğru uzanan bir park. Bu park eskinin Osmanlı döneminde Ulu Mezarlık olarak adlandırılan en geniş Osmanlı dönemine ait mezarlık alanı. Burası Cumhuriyet dönemindeki imar faaliyetlerinde mezarlıklarının şehir dışına alınması sonucunda tamamen revize edilerek mezarlardan arındırılmış. Yani büyük olasılıkla mezar naaşlar tekrar yine toprağın altında bulunmakta ama mezar taşları toplanarak burası yeşil bir alan haline getirilmiş Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1930'lardan itibaren. Burası eskinin Ulu Mezarlık denilen Osmanlı mezarlığı, Eşrefpaşa mezarlığı olarak da geçiyor. Buradaki çok sayıda güzel örnek mezar taşı şu an Agora Ören yerinde, Agora Müzesi'nde. Şimdi bir gidelim bakalım. Parkın içinde herhangi bir mezarlık döneminden kalma bir kalıntı var mı? Evet, burada Ulu Selvi ağaçları var. Türklerde mezarlıklara dikilen selvi ağaçları kara selvidir. Bunlar mezarlıklardaki kötü kokuları aldığı inanılmaktadır. Aynı zamanda mezarlıklara bir serinleme alanı, gölgelik yapmaktadır. Şu anda görmüş olduğunuz Ulu Selviler büyük oranda Osmanlı dönemindeki mezarlık alanından kalmadır. Evet, burada ilgimi çeken bir konu oldu. Bakın burada arkeolojik çanak çömlek parçaları var. Ki seramik örnekleri var. Bunlar muhtemelen Roma dönemine ait. Çünkü burası Roma döneminde de yerleşim alanıydı. Birazdan Roma dönemine ait Roma yolunu göstereceğim size. Bakın, evet, her yerden seramik örnekleri çıkıyor. Burası zaten birinci derece sit alanı. Evet. İzmir Körfezi, özellikle Alsancak Kordon bölgesi, binalar izin verdiği sürece gözüküyor buradan. Bakın buradan evet, Hisar Camisi'ni görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bakın Eşrefpaşa Parkı'nda toprağın arasından midye, daha doğrusu deniz canlısına ait bir kabuk buldum. Toprağın içine girmiş. Yani bu bir dönem burada deniz olduğunu doğrular bir şekilde ya da eski dönemdeki insanlar bu deniz canlısını yiyip kabuğunu atmış da olabilir. Çünkü denizin buraya kadar yükselmesi pek şehir efsanesidir her zaman. Bu kadar yükseğe jeolojik devirler dışında insanların yaşadığı dönemde yükselmesi tarih kayıtlarında yok. O yüzden muhtemelen insanların yiyip kabuğunu attığı çöp olabilir bu. Evet, bir tane de midye kabuğu buldum. İstiridye ya da midye, İstiridye daha doğrusu. Bakın bu da burada toprağın içine gizlenmiş. Evet. Evet, burada toprak içinde bayağı bir seramik örnekleri var. Birinci derece sit alanı yapılmış zaten ama burada arkeolojik kazı yapılması da gerekiyor bence. Burada yoğun bir Roma yerleşmesi var. Evet, Eşrefpaşa Parkı'nda arkeolojik seramik örnekleri ve deniz kabukları gördüm. Demek ki buranın altı kazılsa burada arkeolojik eserler ortaya çıkacak. Şu anda park yeniden düzenlenmiş. Ben buraya da bir 10-15 yıl önce bir Osmanlı mezar taşı görmüştüm.
Ama şu an ya yerini bulamadım ya da kaldırıldı buradan. Eski mezarlık olduğu dönemden kalma. Şimdi karşıdaki Roma yoluna gideceğiz. Roma yolu yine orada da bir mezarlık vardı. Bu mezarlığın devamıydı daha doğrusu. Mezarlığın ortasından yol geçtiği için mezarlık ikiye bölünmüştü. Şimdi Eşref Paşa pazar yerinin kurulduğu yerdeki Via Dora denen Roma dönemi yol kalıntısını ziyaret edeceğiz. Buradaki parktaki de videomu sonlandırıyorum.